Şimdi bir Hollanda'ya gidelim. Aslında bu sadece Hollanda değil, Avrupa Birliği ülkeleriyle yapılan bir anlaşma. Hatta İngiltere de bu işin içerisindeydi. Hollanda 1963 yılında imzalanan Ankara Anlaşması'nı yok sayan girişimlerinden geri adım atmıyor. Buna karşılık ülkede yaşayan Türkler de Hollanda'nın bu tavrına karşı bu zamana kadar pek görülmemiş bir bütünlük sağlamış durumda. 1963 yılında Türkiye ve Avrupa Birliği arasında imzalanan Ankara Anlaşması hala Hollanda ve Türkiye arasında sorun olmaya devam ediyor. Hollanda 1963 yılında imzalanan Ankara Anlaşması'nı yok sayan girişimlerinden geri adım atmıyor. Buna karşılık ülkede yaşayan Türkler de Hollanda'nın bu tavrına karşı bu zamana kadar pek görülmemiş bir bütünlük sağlamış durumda. Avukat İsmet Özkara'nın kendi inisiyatifiyle başlattığı çalışma çerçevesinde Hollanda genelindeki Türk STK'larına giderek buralarda düzenlediği bilgilendirme toplantılarına bir yenisi daha eklendi. Avukat İsmet Özkara, Hollanda UID merkezinde STK temsilcileri, iş insanları ve medya ile bir araya geldi. Ankara Anlaşması ve Hollanda ile ilgili geniş bir bilgilendirme yaptı. Özkara konuşmasında, Hollanda Ankara Anlaşması'na aykırı karar verdi. Bu yüzden de birçok vatandaşımız mağdur oldu. Hollanda bu tavrıyla hukuki bir suç işliyor. 1963 yılında yapılan Ankara Anlaşması'na göre yeni çıkan kanunlar Türkiye için geçersizdir. Bu da yeni bir kanun. Fakat Hollanda hükümeti, biz bir yeni formül bulduk. Bu formüle göre Ankara Anlaşması geçerli değildir diyorlar. Fakat böyle bir karar yok dedi. Yaptığı sunumla katılımcılara Ankara Anlaşması'ndaki ana konuları anlatan Özkara, Hollanda'nın uyuma engel olarak değerlendirdiği bazı önemli konularında altını çizdi. UID Hollanda Başkanı Hasan Tekten de toplantıyı değerlendirerek, oldukça faydalı bir toplantı oldu. Kimse bir diğerinin kimliğine takılı kalmadan bir masa etrafında oturup bir araya geldiler. Maalesef Hollanda'da son dönemlerde halkımızın lehine olmayan kararların alınması bizi bu toplantıyı yapmaya yönlendirdi. Tek taraflı ve antidemokratik alınan kararlara biz izin vermeyeceğiz. STK'lar birlik olarak buna karşı netice almak için uğraşacağız dedi. Öte yandan ülke genelinde başlatılan imza kampanyasında şu an için 5000 online imza toplandığını belirten avukat Özkara, 2000 imzaya da elden ulaştık. Yıl sonuna kadar sürecek olan bu kampanyada hedefimiz 50.000 imza dedi. Bu ülkede 450.000 civarında vatandaşımız yaşıyor ve bunlar hala duyarsız gibi gözüküyor. 7.000 az bir imza ama Türkiye'den de bu imza kampanyasına katılabiliyorsunuz. Türkiye'dekiler Ankara Anlaşması ile alakalı bu imza kampanyasına katılabilirsiniz, destek olabilirsiniz. Yani sizinle alakalı, yoksa Hollanda'da yaşayanların öyle bir sıkıntısı, derdi yok. Ama buradan çıkarılabilecek çok önemli bir ana fikir var. Bu zamana kadar bir araya gelemeyen STK temsilcileri böyle çok şükür bu Ankara Anlaşması'na tepki konusunda bir araya gelmişler. Skype hattımızda Özcan Özbay var Rotterdam'dan, kendisine soracağız. Sayın Özbay, bu neyin nesi, bizi çok sevindirdi diyeceğiz. Evet. Zeki Şahin, öncelikle bu Ankara Anlaşması'ndan bahsetmek istiyorum. Hollanda'da yaklaşık 1500 STK var. Türk kökenli sivil toplum örgütü var. Ama bu işe ses çıkaran sayısı şu an için 2-3 henüz. Bu kalabalığın içerisinde daha tam anlamıyla herhalde ulaşmadı bu sıkıntı diğerlerine. Bu vurguyu özellikle yapmak istedim. Birilerinin kulağına su kaçması gerekiyor gibi geliyor bana. Evet. Diğer yandan Ankara Antlaşması'nın ülkeye verdiği sıkıntı, Türkler ülkedeki Türklere verdiği sıkıntı, sizin de söylediğiniz gibi sadece Hollanda'da yaşayan Türkleri bağlamıyor. Evet. Türkiye'deki Türkleri özellikle bağlıyor. O yüzden buna dört bir koldan sahip çıkılması gerekiyor. Sevgili avukatımız İsmet Özkara bu konuda gerçekten, yani normalin üzerinde çaba sarf ediyor. Her bölüme, her platforma ulaşmaya çalışıyor. Onun bu çalışmalar da o kadar güzel bir şeye sebep oldu ki Hollanda'da bir arada
oturmak değil, bir aynı salonda durmaya tahammül edemiyor. Veya aynı resim karesinde bir olmaya, birlikte olmayı istemeyen kişiler, kurumlar bir araya geldiler. Kesinlikle, kesinlikle. Yani bugüne kadar hayal edemeyeceğimiz insanlar artık bir araya geliyor. Bu da iki hafta önce işte MÜSİAD Hollanda'nın bir çabasıyla başladı. Orada da çok böyle karma mozaik bir kalabalık vardı. Geçtiğimiz UID'li toplantısında da aynı kalabalığı gördük. Bu içimizde artık yeni tomurcuklar yeşertti. İnşallah kaybettiğimiz o birliği bütünlüğü bu konuyla yakalayacağız gibi geliyor bana. Hollanda örnek olsun tüm Avrupa Birliği'ndeki ülkelere, orada yaşayan vatandaşlarımızın, sivil toplum kuruluşlarına. Yani bu birliktelik Ankara Anlaşması'na karşı tepkiden bir araya gelebiliyorlarsa insanlar, demek ki istedikleri zaman ortak müşterek noktalarda bir araya gelebiliyorlar. Durum bunu kesinlikle gösteriyor. Yani bu onu gösterdi. Önümüzde var mı yine bir şey bu konuyla ilgili çalışmalar ve vatandaşlarımıza, imza kampanyasına katılmak isteyenlere neler söyleyeceksiniz bu kampanya adına? Şimdi Avukat İsmet Özkar'ın kendi çabaları devam ediyor. Ulaşabildiği bütün platformlara ulaşıp onlara özellikle öncelikle bunu anlatıp daha sonra onlar tavanına anlatmalarını istiyor. Bu çalışmalar devam ediyor. Evet. Yıl sonuna kadar da devam edecek bildiğim kadarıyla. İmza kampanyası başlatıldı. Çok yavaş devam ediyor. Yani ufacık şeylerden çok büyük rakamlara ulaştığımız günleri de biliyoruz. Onun için vatandaşlara şunu söylemek istiyorum. Kendi işiniz bu. Yani sizi çok ilgilendiren bu konuda lütfen duyarsız kalmayın. İmza kampanyasına katılın. Özellikle imzaladıktan sonra mailinize gelecek olan okeyleyeceğiniz bir mail var. Onu unutmayın, okeyleyin. Tamam, ben bunu zaten kendi YouTube sayfamda da paylaşacağım. Bu linkle beraber inşallah. Geçen yaptığımız haberden sonra da bir ivme kazandığını biliyorum. Yani imzanın fazlalaştığını biliyorum. İnşallah bundan sonra da yine o dediğiniz kar suyu birilerinin kulaklarına kaçar. Hep birlikte tekrar hareket eder. Bu soruna veya bu çektiğimiz sıkıntılara bir cevap vermiş oluruz. İnşallah. Peki, çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hollanda'ya selamlar. Sağ olun, iyi yayınlar. Sağ olun. Evet sevgili seyirciler, Ankara Anlaşması'nın vesile olduğu sivil toplum kuruluşları nihayet bir araya ortak müştereklerde gelmeye başladılar. Tebrik ediyoruz, helal olsun diyoruz. Aynı birlikteliği de Almanya'da, Fransa'da, Belçika'da, Avusturya'da, İsviçre'de, diğer ülkelerde, vatandaşlarımızın yoğun yaşadığı yerlerde de görmek istiyoruz. Birlikten güç doğar. Bir olmalı, iri olmalı, diri olmalıyız. Bu kadar basit ve net. O zaman sesimizi duyarlar, bizi dikkate alırlar.